Herkese merhaba. Bana yorumlardan gelen MR'la ilgili işte diş implantları olanlar MR'a girer mi? Onunla ilgili böyle MR'a kimler giremez? Özellikle diş implantı olanları anlatmaya çalışacağım. Ama daha öncesinde MR'a girmiş tecrübesi olanlar da lütfen yorum kısmına yazsınlar ki bu bilgi paylaşımını artıralım. Özellikle MR'ın şu kısmını gösterelim. Bu MR kısmı, gantry kısmı, manyetik rezolasyonun olduğu kısım. Bu manyetik rezolasyonun iç kısmında direkt olarak mıknatıs noktası çok fazla. Özellikle diş implantı olanlar, diş implantları, hani çakılı diş implantı olanlar herhangi bir şekilde MR'a girmesinde bir sakınca yok. Bazen özellikle dişlerin düzeltilmesi için yapılan diş telleri oluyor. Onların da MR'a girmesinde herhangi bir sakınca olmuyor. Direkt olarak MR'a girip çekimlerini etkilemiyor. Takma diş varsa, yani burada dişle ilgili takım dişler çıkıyorsa, o zaman o takım dişleri çıkartmak gerekiyor. Ama implant gibi dolgusu olan ve özellikle işte bu dolgular amuklam dolguları olanlar var veyahut da porselen diş protezleri olanlar MR'a girmesinde herhangi bir sakıncası yoktur. Ama hani böyle takılıp çıkartılabilen takım dişleri olanlar ise MR'a girdikleri zaman onu çıkartmak zorunda kalıyor. Piercing takanlar MR'a girerken mutlaka çıkartılması gerekiyor. Çünkü o piercingler metal bir parça. Bazen kullanılan özellikle bayanların makyajları metal ağırlıklı makyaj kullananlar da var. Özellikle bu metal ağırlıklı, metal ağırlıklı makyaj kullandığınız zaman beyin MR'ı çektiğiniz zamanlarda burada bir ince bir görüntüde yansıma meydana getiriyor. Bazı çekimlerde, beyin çekimlerinde bu yansımaları ortada kaldırmak için de makyajın silinmesi ve temizlenmesi gerekiyor. Saç tokası tabii ki çıkartılması gerekiyor. Az önce elimizde bir saç tokası vardı. Tuttuğumuzda makinenin içine kaçtı. Bakayım burada bize kalan metaller şuralarda. İşte hastaların filmlerini çekerken çıkarttırdığımız ve unutulan işte bu özellikle saç tokasının uç kısmında makine ne yapıyor? Çekiyor. Bıraksam uçacak. Direkt olarak şu kancalı iğne çekim ağırlığı çok fazla. Yani bıraktığım zaman makinenin içine doğru kaçacak. Mesela saç tokasını şu an makine şu an ciddi anlamda hareket ettiriyor. Yani tutması da sıkıntılı. Bunlar metal etkisi mıknatıslı ortamda oldukları için ne yapıyor? Hemen çekiyor makine ve görüntüde artefak oluşturuyor. Bakın nasıl bir hareket çekiyor. Manyetik alan içindeki görüntü bu şekilde. Bunlar görüntüde metal artefakı olarak çıkartıyor ve metal artefaklı görüntünün daha bozulmasına ve görüntünün değerlendirilmesini etkilemekte. Bazıları işte beyin çekilecekse pantolon fermuarında varsa o pantolon fermuarı ya da pantolon düğmesi unutulduk diye diyorlar. İşte o zaman bir sakınca olur mu? Herhangi bir şekilde eğer pantolon fermuarı ve pantolondaki düğme varsa, beyin çekiliyorsa, yani hastanın başı iç kısmı, beyin çekiminde hastayı ne yapıyoruz? Şu şekilde yatırıyoruz. Burada hastanın başı şu kadar. Çekim alanı özellikle hastanın şu kısımda olacağı için herhangi bir şekilde işte bir beyin çekimi planlaması yapalım. Bir beyin çekiminde hasta tam şu kısımda şu kadar kısım makinenin iç kısmına gider. Bu kısım dışarıda kaldığı için herhangi bir çekimde zaten bu özellikle kullandığım parça neyi sağlıyor? Görüntünün alınmasını ve görüntünün toplanmasını. Görüntü kısmı orada olduğu için burada, yani hastanın pantolon kısmında, etek kısmında kalan fermuarlar herhangi bir şekilde görüntüyü etkilemeyen bir özellikle. Ama bel filmi çekilecekse o zaman bunun mutlaka çıkartılması gerekiyor. Bazı hastalar özellikle şunu söylüyor. Şu özellikle bu kısım olmadan çekim yapılmasını istiyorlar.
Bu olmadan nefesi daralan insanlar da olabiliyor. Ama şu önemli, neden önemli? Bu görüntünün algılanmasını ve görüntünün oluşmasını sağlıyor. Ben size bunun örneğini başka bir videomda anlatmıştım. Şu neyi sağlıyor? Bu direkt olarak matrix ya da coil olarak değerlendirilir. Aslında coil'dir. Beyin matrixi değerlendirilir. Bunu bir televizyon şeyini düşünün. Bir televizyon düşünün. Bu ise bir uydu alıcı veyahut da işte bir anten görevi yapıyor. Bütün o manyetik alanı topluyor. Ondan sonra buradan gelen bütün manyetik alanı topluyor. Bu alanda topladıktan sonra bilgisayara aktarılıyor ve görüntü o şekilde elde ediliyor. Bu olmadan o görüntüyü toplama özelliği olmuyor. Bu direkt olarak bir lokalizasyona neyi topluyor? O manyetik alanın oluşmasını sağlıyor. MR'da en çok kullanılan, yani bize sorulan yine sorulardan bir tanesi, direkt olarak kalp pili olan hastalar MR'a girebilir mi? Kalp pili olan hastalar MR'a girmesi sakıncalı, ama son dönemlerde yapılan MR'lara takılan MR pili, MR'a uyumlu piller dizayn edilmeye başladı. Eğer MR'a uyumlu bir pil takılmışsa hastanın MR'a girmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Küpeler bazen altın, özellikle MT olarak altın kullanımlarında, altın herhangi bir şekilde MR'ın görüntüsünü bozmuyor. Altınla çekilen görüntülerde herhangi bir manyetik alanda altın etkiye sahip değil. İşte unutulan, eğer kulakta altın çıkmıyorsa ya da boyunda altın kalmışsa görüntünün bozulmasına neden olmuyor. Aslında metal olarak, metaller direkt olarak görüntüyü bir mıknatıs ortamında ona direkt olarak manyetik alanda bir reaksiyon veriyor. Çekilme reaksiyonu veriyor. Çekerken de böyle bir görüntünün bozulmasına, manyetik alanın dağılmasına, bir alanda toplanmasını önlediği için bundan dolayı metaller MR'larda bir görüntü artefakı meydana getiriyor. İşte bu metal artefakı olarak da görüntünün bozulmasına ve görüntülerin yanlış değerlendirilmesine neden oluyor. MR'a girerken herhangi bir şekilde aç ya da tok olmamız gerekir mi diye çok sorarlar. MR'a girerken herhangi bir şekilde açlık veyahut da tokluk çok ehemmiyetli değildir. Direkt olarak eğer ilaçlı MR çekilecekse açlık daha ön plandadır. Çünkü ilaçları verdiğimiz zaman o midede olabilecek, yani bir reaksiyon, alerjik durumda kusma durumu ve hastanın yutkunmasına ve soluk borusuna kaçma durumu söz konusu olur. İlaçta MR çekimlerinde belki ilaç direkt olarak aç karnına önerilmesinin sebebi kusmaya karşıdır. Bunun akabinde ilaçsız filmlerde direkt olarak açlık tokluk fark etmez. Hasta direkt olarak gelir. Üstündeki bizim, eğer bir hasta MR'a gireceği zaman hangi kıyafetleriyle geldiğini önerirsek, böyle kıyafetlerinin üstünde metal olmayan aşortman tarzı kıyafetleri tercih etmesi çok önemlidir. Hem daha çabuk hazırlanması ve aynı zamanda daha çabuk içeriye girmesi. Bayanlarda en çok kullanılan, özellikle iç kısımlardaki iç çamaşırlarda bulunan bazen metalli arkadaki kopçalar da ne yapıyorlar? MR'ın özellikle bel ve sırt çekimlerinde o görüntünün üzerine etki etmekte. Çünkü kopçalar metal bir alaşımlı olması ve bazen bazı iç çamaşırların alt kısımlarında metal alaşımlı olması dolayısıyla onlar da ne yapıyor? Görüntünün bozulmasına yardımcı oluyor. Bu yüzden bunların ortadan kalkması için önceden hazırlanıp gelmesinde her zaman hasta için faydalıdır. En azından hazırlanma süreci veyahut da başka kıyafetleri giymektense, yani sürekli değişen hasta kıyafetlerini giymektense kendi kıyafetleriyle içeriye girip çekim yapılmasını kolaylaştırılır. MR cihazıyla ilgili, aslında MR zor mu? Bir MR çekimi ne kadardır diye sorulduğu zamanlarda genelde çekimlere göre değişiyor. Beyin çekimleri toplamda 8 ile 12 dakika arası ilaçsız.
boyun MR'ları 6 ile 8 dakika arası, 10 dakikaya kadar da çıkıyor. Bel MR'ları, onu da ifade edeyim. Bel MR'ları ise direkt olarak 8 ile 12 dakika arasında çekimler devam ediyor. Kanalın devamı için abone olmayı, bununla beraber videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı da unutmayın. MR ile ilgili başka videolarda görüşmek üzere. Herkese esenlikler.